Herkese merhaba Shift Atlet izleyenleri, ben Tolga Cem Küçük Yılmaz. Bu videomuzda arkamda duran 65 inçlik Philips 65 OLED 936 televizyonunu inceleyeceğiz. Philips 65 OLED 936. Arkamda görmüş olduğunuz televizyon, adından da anlayacağınız gibi 65 inç. Ben 55 inç kullandığım için 65 inç bana vay dedirtti ama arkamdaki televizyona vay dememdeki tek sebep bu değil. Ekran boyutundan bahsetmiyorum sadece. Ekranın görüntü kalitesi gerçekten başarılı. Bu ekranın yüksek görüntü kalitesine 70 watt RMS ses gücünde Dolby Atmos destekli bir soundbar eklediğinizi düşünün. Ses ve görüntünün güzel bir uyumla geldiğini düşünün ve yeni nesil tüm teknolojileri desteklediğini düşünün. Teknoloji severler bu arkamda görmüş olduğunuz setup'ı oldukça seveceklerdir. Şimdi gelelim teknik özelliklerine. 65 inç boyutunda 4K çözünürlüğündeki OLED akıllı TV, 4 tarafı Ambilight teknolojisiyle beraber geliyor. 4 taraflı Ambilight hem televizyonun yanlarını hem de arkadaki alt ve üst bölgeleri aydınlatıyor. Evinize ayrıca bir ambiyans aydınlatması desteği de sağlıyor. Özellikle yeni nesil evlerde gelişmiş ambiyans aydınlatmaları evin şıklığına da katma değer sunuyor. Şimdi arkamda görmüş olduğunuz Philips 65 OLED 936'da Bower & Wilkins ses sistemi bulunuyor. Hemen önünde Bower & Wilkins'in 70 watt RMS gücündeki ses sistemi esasında oldukça gelişmiş. 3+1+2 kanal diyebiliriz. Yani hem uyduları hem de subwoofer'ı oldukça güzel bir şekilde hayatımıza giriyor. Yani biz burada gerekli denemeleri de yaptık. Gerçekten başarılı bir ses sistemi deneyimi sunuyor. Özellikle şunu denedim takipçilerimize de doğru bilgi vermek açısından. Ben müzik dinlemeyi ve filmlerdeki ambiyansı hissetmeyi seven bir insan olarak ben bu televizyonu aldım. Bower & Wilkins ses sistemiyle beraber ek bir para verip soundbar almama gerek var mı diye düşündüm. Ben kendi deneyimimde ek bir soundbar almama gerek yok çıkarımına vardım. Ama alanınız büyükse, çok daha üst seviye sesler istiyorsanız, 300-400 watt RMS'lere çıkmak istiyorsanız bu sizin tercihinizdir. Ama 70 watt RMS ile beraber bir ev kullanıcısına çok tatminkar bir ses seviyesi sunduğunu söylemek istiyorum. Özellikle Dolby Atmos ve yeni nesil teknolojilerin desteğiyle beraber bir soundbardan çok güzel surround ses deneyimi alabiliyorsunuz. Şimdi ben bu ses sisteminin güç dağılımını da merak ettim. Sizler için onu da söyleyeceğim. Hani televizyona geleceğim. Hani televizyon incelemesi sonuçta, hoparlör incelemesini çevirmeyeceğim ama bu 70 watt'ın güç kırılımında sizlere bahsedeceğim. Altta da zaten açıklamasını okuyabilirsiniz. 10 watt çarpı 2. Yani 2 tane 10 watt'lık bir uydumuz var. Bir tane 20 watt gücünde woofer var. Bir tane 5 watt'lık bir hoparlör yapılandırması var. Ayrıca 2 tane de 12,5 watt'lık bir paket. Yani toplamda 70 watt böyle oluşuyor. Bu farklı farklı birimlerde sese işte biri bas sesi veriyor, biri mid, biri tiz sesleri veriyor ve farklı farklı lokallerle beraber, alanlarla beraber tek bir soundbar'ın içinde sanki surround ses deneyimi elde ediyorsunuz. Tabii bunda Dolby Atmos'un, Dolby Digital'inde önemi büyük. Evet sevgili izleyenler, şimdi Philips 65 OLED 936'nın görüntü özelliklerine geçelim. Biraz ses sistemiyle fazla haşır neşir olduk ama bence önemli bir konu. 3840'a 2160 piksel çözünürlüğü destekliyor. 4K bir ekran bizlerle beraber. Adından da anlayacağınız gibi OLED ekranla beraber geliyor ve bu OLED ekranın hem kontrast değeri hem renk canlılığı hem siyah renkleri çok iyi gösterebilme yetenekleri gibi çok güzel noktaları var. Yani OLED ekranları seviyoruz. OLED ekranların görüntü deneyimi gerçekten güzel. Özellikle çözünürlük yükseldikçe daha da iyi bir deneyim bizlere sunuyor. Bir de piksel motoru olarak P5 yapay zeka destekli çift görüntü motoru bu televizyonda kullanılıyor. Bu da örneğin bir görüntüde kutu var. Bu gürültüyü kendi yapay zekasıyla beraber engelleyebiliyor. Atıyorum bir oyun oynuyorsunuz ya da bir film izliyorsunuz. Köşelerde hafif tırtık hissettiniz. Bunları yapay zeka ile o tırtıklı yüzeylerin aralarına piksel ekleyerek bu alanları doldurabiliyor. Yani bu P5 çift görüntü motoru yapay zeka desteğiyle beraber görüntüye ekstra da bir dokunuş katıyor. Yani zaten kaynaktan görüntü güzel geliyorsa bu görüntü motoru çok da buna bir katma değer sunmayabiliyor. Ama kötü bir görüntü aldığınızda şöyle düşünün. Bu televizyonları alıyorsunuz. Çok yetenekli televizyonlar. Ama her zaman Netflix'ten 4K HDR
10 destekli filmleri izlemiyoruz ya da her zaman PlayStation 5'e, Xbox Series S'e ya da çok gelişmiş bilgisayarlara takmıyoruz. Doğrudan uydudan bir televizyon yayını izleyebiliyoruz. 480p, Full HD, 720p gibi çözünürlüklere maruz bırakabiliyoruz televizyonlarımızı. İşte bu tip noktalarda P5 görüntü motoru oldukça önemli. Gerçekten ürünü oyun oynarken de, film izlerken de çok sevdim. Biz burada oyunları oynarken ekstradan bir vay dedik defalarca kez. Çünkü oyunlardaki renkler, bu renkler arasındaki geçişler, gölgeler, HDR desteği gerçekten çok üst seviyelere çıkarıyor deneyimi. Biraz da tabii televizyondaki özellikler de bunu destekliyor. Özellikle geniş renk gamı, %99 DCI P3 renk gamutunu destekliyor. Yani biz iş tabanlı notebooklar ya da bilgisayarlar incelediğimizde DCI P3 renk gamutunu %99 desteklediğini ya da %100 desteklediğini söylüyoruz. Bazı kurumsal ya da iş odaklı bilgisayarlarda. Çünkü niye? Bir tasarım yaptığınızda o renk pantonelerini olduğu renk pantonesinde görmeniz gerekiyor. DCI P3 renk gamutunu %100 destekleyen bir görüntü kaynağı da gerçekten sizlere iyi bir doğru görüntü sunacaktır. Bu televizyon gerçekten güzel bir doğru renk sunuyor. Dolby Vision ve HDR 10 Plus var. HDR 10 Plus'ın olması önemli. Yeni nesil filmler, yeni nesil oyun konsolları HDR desteğiyle beraber geliyor. Artık günümüzde telefonlarda çektiğimiz videolarda bile HDR var. HDR'ın ne olduğunu tam bilmiyorsanız şöyle basit bir anlatım yapabilirim. Diyelim ki ters ışık var, arkamda güneş var, önümde de kamera var. Ben arada kalıyorum. Büyük ihtimalle arka ışığı çok fazla alacağı için ben karanlık çıkacağım. HDR 3 ya da 5 kere anın fotoğrafını çekiyor ve en yüksek pozlamadan en düşük pozlamaya kadar hepsinin ortalamasını alıyor ve size hem güneşi gösteriyor hem de beni parlak bir şekilde gösteriyor. Televizyon oldukça güzel. Yeni nesil teknolojileri destekliyor. Android TV özellikleri de var. Ona da geleceğim. Peki giriş çıkış portları neler bir televizyon için? Bunlar da oldukça önemli. Hemen HDMI tarafına gelelim. HDMI 2.1 desteği var. 4K 120 Hz'e kadar görüntü verebiliyorsunuz. HDR desteği de var. HDR 10 Plus desteğini bizlere sunuyor. HDMI 1 ve 2 HDMI 2.1 desteğine sahip. Bu önemli. Yani HDMI'nin 2.1 desteği yeni nesil bir destek ve üst seviye özellikler bizlere sunuyor. HDMI 3 ve 4 portları ise HDMI 2.0 destekli. Arkamda görmüş olduğunuz televizyon bir akıllı televizyon. İçerisinde Android 10 var. 16 GB'lık bir sistem belleği de var. Yazılım güncellemesini yaptık. En güncel haliyle beraber kullanıyoruz. Zaten televizyonun görüntü kalitesi oldukça başarılı. Bir de içerisinde Android TV desteği olması da bence oldukça güzel. Çünkü piyasada çok görüyorum. Bir USB stick alıyor. Televizyonun akıllı özellik katıyor ama bu sefer o stick'in içindeki işlemci ısınıyor. Ya USB soketini bozuyor ya da o USB stick'in kendisi bozuluyor. Akıllı televizyon deneyimini akıcı güzel bir şekilde alamayabiliyorsunuz. Ya da pek çok markanın kendi yazılımıyla akıllı televizyon özelliği verdiğini de görüyoruz. Ve buralarda da stabilite sorunları olabiliyor. Ama Android TV'de en azından Google'ın milyonlarca cihazda yüklü olan Android işletim sistemin üzerine inşa ediliyor ve uygulamalarla ilgili çok bir sorun yaşamıyorsunuz. Gerçekten güzel akıyor. Ben bu televizyonu kullanırken akıllı TV özelliklerini güzel bir şekilde kullandım. Arkamda YouTube uygulaması açık. YouTube üzerinden 4K videoları sorunsuz ve çok akıcı bir şekilde izleyebiliyorsunuz. Bunları izlerken Ambilight'tan da yararlanabiliyorsunuz. Aynı şekilde kendi Netflix uygulamasını Android TV üzerinden akıcı bir şekilde çalıştırabiliyorsunuz. Spotify uygulamasını aynı şekilde. Yani normal bir insanın kullanabileceği her uygulamayı Android TV üzerinden yapabilirsiniz. Bunlarla beraber Bluetooth cihazları bağlama kolaylığı da bizlere sunuyor. Android TV de klavye mouse desteği olduğu için bir kablosuz klavye mouse takıp kullanabilirsiniz. Hani Android'in bu noktalarda da güzel avantajları var. Bu akıllı televizyonun bize ne katkısı var diyecek olursanız da yayını kaydetme gibi kendi içerisindeki 16 GB'lık hafızaya bir USB bağlantısıyla ek bir hafıza kaynağı takarsanız görüntünüzü de kaydedip daha sonra izleyebilirsiniz. Bu tarz özel güzellikler de var. Şimdi televizyonun giriş çıkış portlarını bir daha bir hatırlayalım. HDMI'lerinden bahsetmiştik. 4 tane HDMI portu var. Bunların 2 tanesi 2.1, 2 tanesi 2.0. Şimdi peki diğer portlar ne? 3 tane USB birimi var. Ayrıca Wi-Fi 802.11ac bağlantısını destekliyor. 2x2 çift bant anten yapısı var. Bluetooth 5.0 teknolojisini de destekliyor. Bluetooth 5.0 ile beraber Bluetooth tabanlı bir ses sistemi ya da bir oyun kontrolcüsü bağlayıp kullanabilirsiniz. Ayrıca RJ45 Ethernet jack'ı, ses çıkışı, dijital ses çıkışı, optik ses çıkışı var. Common interface var. Yani ileride televizyonu geliştirmek için modül takılabiliyor. Kulaklık çıkışı
uydu konektörü ve servis konektörü gibi giriş çıkış özellikleri bulunuyor. Evet, video içerisinde AmbiLight özelliğinden bahsetmiştim ama bunu biraz daha detaylandırmak istiyorum. 4 taraflı AmbiLight ile beraber geliyor. 2, 3, şimdi de 4'ü var. AmbiLight'ı seviyorum. Neden seviyorum? Şimdi düşünün, bir televizyon alıyorsunuz. Birinde sadece televizyon alıyorsunuz ama diğerinde ekstradan ambiyans ampulü de almış oluyorsunuz. Yani sonuçta şimdi Philips'in Hue'su var. Bu AmbiLight'a Philips Hue ekleyip komple evin ambiyansını da değiştirebilirsiniz. Ama kendi dört taraflı AmbiLight ile beraber oturma odasında arkasını verdiğiniz duvarda zaten görüntüyü çok da geliştiriyor. Dört taraflı AmbiLight'ın farklı modları var. Dahili AmbiLight artı Hue modu var. AmbiLight müzik, oyun modu, duvar rengini uyarlama, dinlenme modu, AmbiSleep, gün doğumu alarmı, Ambi Wake Up gibi farklı modları var. Bu modlarla beraber gerçekten güzel bir şekilde kullanıyorsunuz. AmbiLight'ı gerçekten başarılı. Yani gündüz bile olsa duvarda kendini gösteriyor. Öyle cılız bir led yapısı yok. Yani bu televizyonu düşündüğünüzde hem en son çıkan filmleri çok güzel bir görüntü kalitesiyle izliyorsunuz. Bu bir. Bu izlediğiniz çok güzel görüntü kalitesindeki filmi sesle beraber güzel bir hisle hissediyorsunuz. Yani bu televizyon size bunları sunuyor. Yani ses ve görüntü uyumu çok güzel. Ve bunu da deneyimini hissediyorsunuz. Dolby Digital ve Dolby Atmos'un da etkisiyle beraber. Ekstradan da bir de dört taraflı AmbiLight ile beraber size bir ambiyans ampulü deneyimi de sunabiliyor. Yani bir paket olarak düşündüğünde hem Android TV'niz var mı? Var. Hem AmbiLight'ınız oldu. Hem bir ses sisteminiz var. Bower & Wilkins 70 Watt'lık bir soundbar'ınız oldu. Hem de 65 inç boyutunda OLED ekranlı 4K bir televizyonunuz oldu. Yani ben genel olarak bu ürünün deneyimini beğendim. Aşağıdaki linkten detaylı özelliklerini ve fiyatını görebilirsiniz. Fiyatlar ülkemizde değişkenlik gösterdiği için fiyatın ne olduğunu görmeniz için sizi linke tıklamaya davet ediyorum. Yani bu videoyu şu anda çekiyoruz. Belki bir sene sonra farklı bir fiyat olacak ya da iki ay sonra farklı bir fiyat olacak. O yüzden fiyat vermiyorum. Aşağıdaki linke bakarak ürünün fiyatını değerlendirebilirsiniz. Tabii premium bir ürün, 65 inç ve premium özellikler var. Ona göre fiyatını değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Genel olarak bir önceki nesil 935'e göre görüntüsünde, yani tasarımında çok büyük bir değişiklik yok. Zaten televizyonun tasarımını bir noktadan sonra nereye getirebilirsiniz diye düşünüyorum. Özelliklerini geliştirmiş Philips bu 936 modelinde. 936'nın da ben özelliklerini beğendim. Özellikle sadece film izleyenler kendini bu televizyona yakın hissetmesi. Oyuncular da bu televizyonla gerçekten memnun olacaklardır. Özellikle konsol oyuncularında bir denemelerini tavsiye ediyorum. Biraz uzun bir video oldu. Ben de özelliklerini merak ettim, araştırdım ve sizlere de aktarmak istedim. Böyle bir televizyon alacak kişinin ses sisteminden tutun, televizyonun sunduğu tüm özellikleri merak edeceğini düşündüm. Ben çünkü merak etmiştim, siz de ediyorsunuzdur diye düşünüyorum. Görüşlerinizi yorum yazmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.